Merhaba canlar, ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar 9. sınıf için altın kurallardan bahsedeceğim size. Dönemin açılmasına az kaldı. Artık 3. nakil sonuçları da açıklanacaktır büyük ihtimal. Artık herkesin okulu hemen hemen belli değil mi? Yani çoğu kişi artık okulunun neresi olduğunu kabullenmesi gerekiyor. Tamam, bunu şöyle düşünün bakın. Ben niye şuradaki Fen Lisesi'nde değilim ya da ben niye şuradaki Anadolu Lisesi'nde değilim şeklinde düşünmeyi bırakın artık. Okulunuzu kabullenin arkadaşlar. Sen hangi okuldaysan o okulun fiziki olanaklarını, öğretmenlerini, evinin olan yakınlık uzaklık durumunu, eğitim kalitesini bunların hepsini artık araştırdın, kabul et. Tamam mı? Artık bundan sonraki süreç senin kendine kalıyor yani. Kendini tanımana bağlı. Sen ne kadar potansiyelinin farkındaysan, çalışma düzeninin nasıl algıladığının, derslere karşı nasıl ilgi göstermen gerektiğinin farkındaysan artık sen okulunla birlikte bir bireysin değil mi? Yani okulunla birlikte, okulundaki olanaklarla birlikte kendi olanaklarını kullanarak bunları birbirlerine entegre edeceksin. Yani birbirlerine birleştireceksin. Elinden gelenin fazlasını yapacaksın yani, emin ol buna. Tamam. Yani şunu düşünmeyin. Oradaki fen lisesi orası kesinlikle tıp fakültesi kazanacak. Ben Anadolu Lisesi'ndeyim, kazanamayacağım. Hayır, öyle bir dünya yok. Yakın bir zamanda meslek lisesinden çıkan bir öğrencinin günde 2 saat uykuyla tıp fakültesini kazandığını gördük arkadaşlar. Buna şahit olduk. O yüzden siz de bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Tamam, bu konuda içiniz rahat olsun. Önemli olan sürecin en başını sağlam tutmak yani. Tamam. Arkadaşlarını iyi belirle. Lütfen bak, bu konuya çok dikkat edin arkadaşlar. Burada ben size tecrübeden de bahsediyorum. 9. sınıfta bir arkadaş klikleri oluşacaktır. Yani sen okula girdiğinde bir sürü arkadaşın olacak, değil mi? Buradaki gideceksin, oradaki bir grupla takılacaksın, oradaki bir grupta illaki böyle klikler olacaktır. Sen bu grupların arasından birilerini seçeceksin. Arkadaşlarını seçmek için kriterlerin olsun. Sana en yakın profilde kimler varsa, senin değerlerine uygun olan kimler varsa onları seç arkadaşım. Çalışma alışkanlığın varsa gidip de çalışma alışkanlığınla hiç alakası olmayan, derslerine karşı ilgili olmayan birilerine takılırsan senin derse karşı ilgin de hiçbir şekilde başlamadan biter yani ve devamını getirmezsin. O yüzden arkadaşlarını çok iyi seçeceksin. Kliklerin hepsine gir. Kimler kafana uygun oluyorsa bunlarla siz toplanıp bir grup zaten oluşturursunuz. Tamam. Bu konuda içiniz rahat olsun. Yani değerleriniz varsa, bir değerler sisteminizin farkındaysanız, kendinizi iyi tanıyorsanız zaten kendinize uygun olan profilde birilerini seçeceksinizdir. Şuna da özellikle söyleyeyim. 9. sınıfa geldim. Ben kız arkadaş yapacağım, erkek arkadaş yapacağım. Polemiklerine girmeyin arkadaşlar. Tamam. Öyle bir dünya yok yani. Yurttaysanız yurttan atılırsınız. Anadolu Lisesi'ndeyseniz okul müdürü takar size. Bu konularda çok çok hassasiyetli davranmanız gerekiyor. Tamam mı? Bu konuda da içiniz rahat olsun. Her şey zamanında güzel arkadaşlar. Zamanı geldiğinde zaten her duyguyu, her şeyi yaşayacaksınız yani. O yüzden liseye girdim, benim havam kız arkadaş, erkek arkadaş polemikleri yapmayın. Kendi aranızda da yapmayın. Motivasyonunuzu sadece ailenize ve eğitiminize harcayın arkadaşlar. Ve arkadaşlarınıza güzel olan ortamlarınızı harcayın. Çalışma planı ve çalışma alışkanlığınızı arkadaşlar ilk günden itibaren çok sıkı tutmalısınız. Neden biliyor musunuz? Çoğu arkadaşınızdan mesaj geliyor. Hocam tıp fakültesini kazanmak için istiyorum. Ne yapacağım? YGS için neler yapabileceğim? Arkadaşlar bu süreçte ben size sürekli rehberlik olarak da yardımcı olacağım. Yani hem matematik konusunda hem rehberlik konusunda. Bu sürecin hepsinde sizlerle beraber olacağız biz. Çalışma planı ve çalışma alışkanlıkları konusunda arkadaşlar bizim haftalık videolarımız tamamen hani özel ders formatında ilerleyecek. Zaten sizi bunlar tatmin edecektir. Siz bu süreçte bizimle beraber olun, kendinizi tamamen bırakın. Bu sürecin içerisindeki söylenen şeyleri yaptıktan sonrasında başarılı olacaksınız. Bu konuda içiniz rahat olsun. Ve okuldaki derslerinizi muhakkak hepsini arkadaşlar düzenli bir şekilde götürmeye çalışın. Neden? Ben kendimden şöyle küçük bir örnek vereyim. Arkadaşlar ben 9. sınıf ve 10. sınıfta çalışmalarıma çok önem vermedim açıkçası. Ya nasılsa bir son sınıfta çalışır hallederiz dedik. Ama öyle bir bocalıyorsunuz ki fizikten 3 yılın 3 yılın 4 yılın biriktirdikleri var. Kimyadan var, biyolojiden var. Sayısal bölüme gidecekler için söylüyorum. İşte ağırlık bölüme gidecekler için veya sözel bölüme gidecekler için veya sayısal için de aynısını söyleyeyim. Matematik ve geometri başa bela arkadaşlar. Eğer zamanında kurallara uygun bir şekilde hareket etmezseniz, matematiği zamanında öğrenmezseniz sonradan abur, yani her şey abur cubur olacak, böyle birbirlerine karışacak, her yer telden bir şeyler gelecek karşınıza.
Çok kafanızı bozulacak. O yüzden zamanınız varken bakın burada rahat rahat ve size bak ben kendi kanalımı övmek ya da kendimi ön plana çıkarmak için söylemiyorum kesinlikle. Yani ben vizyon olarak söylüyorum size bakın. 4 yılın planlamasını yaptım ben. 4 yıl boyunca beraberiz. 4 yıl boyunca Teok'ta ne yaptıysak onun daha da daha fazlasını, kat kat fazlasını. 9 sınıf kitabınız çıkacak. Soru bankanın YGS, LYS soru bankası var mı 9. sınıfta hiç denk geldiniz siz? Yok. Arkadaşlar böyle bir çalışma yok. Bunu biz yapacağız. Bu seneki gördüğünüz konuların YGS, LYS temelini oluşturarak bir soru çözümleri yapacağız sizle beraber. Kitabımız çıkacak bununla ilgili. Yani bu fırsatları değerlendirirseniz bak bu kanalı emmeye başlayın yani. Emin olun bir süre sonrasında zaten rakiplerin çoğu da bu kanala gelmiş olacaklar yani bu çalışmaların farkına varacaklar. O yüzden siz şimdiden bu kanalı emmeye başlayın arkadaşlar. Çalışma planlarınızı ona göre belirleyin. Tamam. Videolar için de zaten haftalık bir gün belirleyeceğiz arkadaşlar. Haftanın 7 gününün ikisi 9. sınıflara ait olacak. Diğer 5 günü ortaokul seviyesinin hepsine 5, 6, 7, 8, 8. sınıflara özel olarak çalışmalarım olacak yine onlara da. Bu sene bütün hepsini ortak şekilde götüreceğim arkadaşlar. Ama 9. sınıf tabii ki benim için farklı. Bu süreçte sizlerle daha ilgili şekilde davranacağım arkadaşlar. Bundan yana içiniz rahat olsun. Tamam mı? Unutmayın nasıl başlarsanız öyle gidersiniz. Hangi işinizde olursanız olun bu dediğim cümleyi hiçbir zaman unutmayın. Nasıl başlıyorsanız öyle gidersiniz arkadaşlar. Okula nasıl girdiysen öyle gidersin ben sana söyleyeyim. Kendine güven, özgüvenin yüksek bir şekilde gir. Tamamen ilk günden beri derslere karşı ilgin olsun, arkadaşlarına karşı ilgin ve saygın olsun arkadaşlar. Siz sonuna kadar o şekilde götürürsünüz zaten. İlk başta lay lay lom la kayıt girerseniz devamında da öyle gelir arkadaşlar. Kimseyi kendinize gıcıklandırmayın. Üniversite sınavında herkes eşit şansa sahiptir arkadaşlar. Fen lisesinde olanlar kendilerini çok çok şanslı görmesinler. Anadolu lisesindekiler üzüntülü olmasınlar. Bunlar benim önüme geçecek diye. Dediğim gibi herkes eşit şansa sahip. Herkes okuldaki derslerine ekstra ne yaptıysa onlar karşısına ona ödül olarak gelecek. Bu konuda da rahat olun tamam. Kötü alışkanlıklara lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bakın bunu özellikle söylüyorum. Alkoldür, sigaradır. Bakın sigarayla başlarsınız arkadaşlar. Diğer türlü maddelere karşı merakınız başlayabilir belki. Yani inanın kaybolan binlerce hayat var arkadaşlar. Tamam, başka bir yere gittiniz. O okulun ortamı içerisinde bunlara denk gelmediniz. Ama okuldan çıkışta, çarşıda bilmem neydi tanımadığınız, hiçbir şekilde muhatap olmadığınız, tipine bile gıcık olduğunuz adamlar varsa, yani böyle rahatsız olduğunuz için bulaşmayın arkadaşlar. Sakın ha sakın. Kendinizi hiçbir şekilde böyle insanların kucağına bırakmayın. Tamam. Sigara dersiniz başlarsınız. Başka türlü maddelere deyip başlarsınız. Alır başını gider. Ailenize karşı, kendinize karşı hiçbir saygınız kalmaz. Bu konuda bakın ben sizden özel olarak istiyorum bu durumu. Tamam mı? Buna çok dikkatli davranın. Diğer arkadaşlarınızı uyarın. Böyle bir arkadaşınız varsa uyarın. Hala mı devam ediyor? Bırakın uzaklaşın ondan. Tamam mı? Kendinizi sakın öyle riskli hayatların içerisine sokmayın arkadaşlar. Pırlanta gibi çocuklarsınız hepiniz. Hepiniz benim için değerlisiniz. 9 sınıflar el ele çok çok değerli arkadaşlar. O yüzden bu alışkanlıklara karşı dikkatli olmanızı istiyorum. Tamam mı? Ayrıca şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Öğretmenlerinize lütfen iyi geçinin. Bakın bu lagalugayı ben hiç sevmiyorum. Bizim bir kimya hocası var. İşte kafası kel, derse giriyor hiç dinlemiyor, anlatmıyor, şöyle yapmıyor. Böyle. Girmeyin arkadaşlar o polemiğe. Hangi hocanızdan olursa olsun ondan maksimum derecede faydalanmaya çalışın. Tamam mı? Sizin işiniz hocaları eleştirmek değil. Sizin işiniz öğrencilik. Hocanın işi de öğretmen. Yani öğretmek. O yüzden siz mümkün mertebe hangi hocanızdan ne öğrenebiliyorsanız öğrenin. Ha tamam olur. Kimya dersinde anlamazsınız. Ramazan hocaları anlamazsınız. Hasan Hoca'yı istersiniz. Hasan Hoca daha iyi gelir size. Ya da Hasan Hoca birilerine iyi gelmez. Ama emin olun onların tecrübesi sizden kat kat fazla, kat kat da konularınızı iyi biliyor. O yüzden bunları size anlatabilir. Ha tamam derste sadece bu hocanın anlattığı yetmiyor bana. Yetmeyebilir arkadaşlar. Matematik öğretmeniniz yetmeyebilecek size. Ya da yetebilecek. Daha farklı şeyler arayacaksınız. İmkanlarınız var arkadaşlar. Bir sürü imkanınız var yani. Bunu çok iyi biliyorsunuz yani. Ben burada direkt size şimdi söylemiyorum şunu yap bunu yap diye. Biliyorsunuz da yani. İlla ki bir yerlerden takviye de alabilirsiniz. Etütleriniz olacak. Belletmen öğretmenleriniz olacak. Yurtta pansiyonda kalan arkadaşlar için söylüyorum bunları. O yüzden yani bu imkanları rahat rahat kullanabileceksiniz. Fen lisesine giden arkadaşlar müdürünüze konuşun. En azından internet için size bir imkanlar sağlasın. Hani kanalları takip edebilirsiniz, bizi takip edebilirsiniz. Bu şekilde ders videolarını daha etkili bir şekilde ulaştırabiliriz. Tamam. 9. sınıf kitapları ile ilgili açıklama istiyorsan arkadaşlar. 9. sınıf kitapları gerçekten muhteşem oluyor arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Yani
Şöyle anlatayım ben size. Konan özetli kitabımızda konunun bütün detaylı noktalarına değiniliyor. Örnek çözümlerinden bahsediliyor. O kazanımın karşınıza bir sonraki konunun nerelerinde çıkabilir, onlara da vurgu yapılabiliyor. O yüzden buradaki kitabın hani fonksiyonel özellikleri, yani kitabın içerisindeki o nereden nereye geçişler bilmem ne, o çok işinize yarayacak. Hele hele bundan sonra çıkacağımız o 9. sınıftan bile başlayıp YGS, LYS için bulunduğunuz, öğrendiğiniz konuların ne işe yaradığını daha iyi kavrayabileceksiniz. Yani bunlar size tek tek artı olarak gelecek arkadaşlar. Şu an bu çalışmalarımı ben daha önceki yıllarda mezun ettiğim öğrencilere bahsediyorum. Hocam, sizin böyle bir çalışmalarınız bizim dönemimizde olsaydı şu an matematiğe karşı soğukluk hissetmezdik diyorlar. Niye? Çünkü hani liseye geçtiğindeki matematiğin formatı 8. sınıfta öğrendiğin formatından biraz daha farklı gelmeye başlıyor. Soyut gelmeye başlıyor. Tamam mı? O yüzden yani kullanın bu fırsatları. Zaten 9. sınıf kitaplarımızın arkadaşlar satışını biz şöyle de planladık. Hani birçok kırtasiyeye göndermeye çalışacağız ama şöyle engeller oluyor yani. İlla ki bir yerlere göndermiyorsun. Bayilik anlaşması bilmem ne. Biz şöyle bir site geliştiriyoruz arkadaşlar. Şu an zaten maskotumuzu da biliyorsun. Maskotumuzun ismi Baymatgeo'ydu. baymatgeo.com diye sitemiz arkadaşlar. Hazırlıkları devam ediyor. Buradan satışlarımız olacak arkadaşlar. Hani atıyorum, örnek veriyorum. Antep'te Şahinbey ilçesinde bulunan işte Hülya isimli öğrencimiz. Hocam kitabınıza ulaşamıyorum diyor. O zaman ne yapacak? baymatgeo.com sitesine gelecek arkadaşlar. Ürünümüzü seçecek, sepetine ekleyecek. Kargo dahil. Biz ödemesini yaptı ya mesela. Kapıda ödeme için de uğraşıyorum zaten. Onun emeklerini gösteriyoruz. Ödemesini yaptı. Atıyorum kitap ne kadar? 30 liraya biz gönderdik. Kargo dahil gönderdik. Biz arkadaşınıza bu ürünü paketliyoruz, gönderiyoruz arkadaşlar. Birebir de takip ediyoruz o süreci. Ha, birçok internet sitesi var. Hocam niye şu sitelere koymanız? Yok arkadaşlar, ben öyle düşünmüyorum. Ben bizzat bu sürecin hepsini kendim devam ettireceğim. Birebir sizle ilgileneceğim. Bana gelip de hocam kitap seçtiği kitap atıyorum. Kitap seçtiğiniz sitenizden kitabınızı istedim. Bir hafta sonra geldi. Yok, ben öyle bir şey yapmayacağım. Siz bugün siparişi verdiniz. Yarın hemen hızlı bir kargo ile göndereceğim. Bir gün sonra elinize ulaşmanızı sağlayacağım. Bu süreçte sadece muhatap olacaksınız. Ben olacağım yani. O yüzden kimseye araya koymadan arkadaşlar işimizi daha güzel, daha kaliteli yapmaya çalışacağız. Ben de işimi kendim kaliteli yapmaya çalışacağım. Siz de kaliteli yaparsanız bu süreci çok daha iyi yöneteceğiz arkadaşlar beraber. Tamam. Yine de videolarıma devam edeceğim. Konu anlatım videolarım arkadaşlar. Kısa bir süre sonra, yarın için düşünüyorum bunu. Yine mantıktan devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyerek yıl sonuna çok daha sağlıklı geleceğiz. Tamam. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Videonun açıklamalar kısmında Facebook grubumuz var. YouTube Emre Hoca Facebook grubu arkadaşlar. O gruba katılarak bazı bildirimleri arkadaşlar, video çekerek belirtemiyorum, oradan takip edebilirsiniz. Tamam. Eğer grubuma gelip düzeltiyorum. Grubuma gelip üye olduktan sonra arkadaşlar diğer arkadaşlarınızı ekleyin. Onlar da farkına varsınlar. Tamam. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.